Evet sevgili arkadaşlar, bugün sohbetimizde sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı kimdir konusuna değinip bilgilerimizi tekrarlayacağız. Misyonumuzu yeniden gözden geçirmiş olacağız. Sosyal hizmet uzmanları danışman, eğitici, bakım verici, davranış değiştirici, muktedir kılıcı, destekleyici rolleriyle bireylerin, sorun sahibi insanların problem çözme becerileri ve kapasitelerinin artırılması, baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve onları yapabilir kılmayı hedefleyen, bağlantı kurucu rolleriyle kaynak, hizmet ve fırsatlar sağlayan, bireylerin ihtiyaçlarıyla toplumun kaynaklarını bağlantılandıran, sistemler arasında karşılıklı uyum mekanizması kurabilen, savunuculuk, danışman, aktivistlik, arabuluculuk rolleriyle risk altındaki nüfus gruplarını güçlendiren meslek elemanlarıdır. Bundan dolayı sosyal hizmet uzmanlarının her biri kendini oyunda tutan, işlevsel yaşayabilen meslek elemanları olmak zorundadırlar. Yüklü bir misyona sahip olduğu için kendini gerçekleştirmiş, yaşamın anlamını bir şekilde bulmuş, kendine bir yön çizebilmiş, hayal kırıklığına karşı dayanıklı, yılmazlığı yüksek, kendine ilgi gösterebilen, topluma ilgi gösterebilen, kendini yönetebilen, gelimlerini organize edebilen, diğer insanlarla sağlıklı ilişki kurabilen, patoloji yaratmayan, kendi bazı eksiklik ve yetersizliklerini organize edebilen, insanların yanlışlarına katlanabilen, kendi hatalarını da hoş görebilen, mizahı kullanabilen, belirsizlikleri kabul eden, yaratıcı düşünceye bağlı, bilimsel tutum içinde olan, diğer insanlarla ve toplumla son derece ilgili, onlara değer veren, değer katan, dolayısıyla güçlü, tutarlı, kendisi olmaktan hoşnut, yeterince benlik saygısı duyan, kendi güçlerini fark eden, bunları doğru kullanabilen, kendisiyle barışık, kaygılarıyla, stresiyle başa çıkabilen, canlılığını koruyabilen, bazı eksiklik ve hatalarını düzeltebilen, yaşamda bizi tüketen faktörlerle sağlıklı biçimde baş edebilen, böyle bir bireysel çaba içinde olan ve bunu başarabilen meslek elemanlarıdır. Her insanın yaşamında biraz acı ve keder olması kaçınılmazdır. Çünkü iyi bir yaşamın önünde her zaman İçsel ve dışsal birçok engeller bulunduğunu hepimiz son derece iyi şekilde zaten bilmekteyiz. Sosyal çalışmacılar sürece odaklanabilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerine bağlı, zorlu süreçleri yönetebilen, deneyimlerden yararlanabilen, sezgilerini kullanabilen, eklektik bilgiyi sentezleyebilen, erken çocukluk dönemlerindeki eksiklik ve yetersizlikleri fark eden ve belli düzeltmeler yapabilen, sürekli öğrenme ilkelerine bağlı, karşılıklı değişime açık, zorluklarla mücadeleye istekli, sınırlarını, güçlerini, yetersizliklerini iyi bilen, gerçekte neyin olması gerektiğini fark eden, kendisi olmaktan hoşnut, kendine ve diğerlerine saygı duyan, değerli bulan, tutarlı, güçlü, psikolojik dayanıklılığı yüksek, kendini destekleyebilen, sorun sahibi insanlara etkili biçimde yardım edebilen, enerjisini, canlılığını koruyabilen, doğru biçimde kullanan, güçlerini
keşfeden, aktive eden ve sürekli bunu iyileştirmeye çalışan, sıkıntı sahibi insanların parlak geri dönüşler yapabileceğine inanan, doğru kararlar veren, doğru tercihler yapabilen, sorumluluk üstlenen, kurban rolü oynamayı bırakmış, ön yargılı olmayan, her insanın iyi ya da kötü değil, sadece farklı olduğu kuramsal bilgisinden hareket eden, bütün bunları eklektik bir temelde bir araya getiren meslek elemanlarıdır sosyal çalışmacılar. Zorlu bir mesleğin yürütücüsü profesyoneller olarak önce kendi sorunlarını, işlevsizlik ve yetersizliklerini çözebilen, kendilerinde insan olduğunu fark edebilen, tüm güçlülük duyguları içinde olmadan bunlarla da baş edebilen, diğer insanlarla uğraşırken kendi yaşamlarındaki sorun alanlarına da değebilen, iyileştiren ve şifa verici olarak diğer insanlardan da şifa bulan, doğru yorumlar yapan, mümkün olduğu kadar doğru düşünebilen, iş yerindeki arkadaşlarıyla etkili iletişim kurabilen, patoloji yaratmayan, iyilik halini, kendisini ve çevresinin iyilik halini koruyabilen önemli toplumsal aktörlerdir. Sosyal hizmet uzmanları bu kuramsal bilgilerle kendilerini geliştirdiklerinde, çalıştıkları kurumda, bakanlıklarda, bizim ölçeğimizdeki ülkelerde 100.000, 150.000 tane sosyal hizmet uzmanı varken, bizim 80 milyonluk toplumsal sistemimizde halen sadece 3-4.000 sosyal hizmet uzmanı kamu kurumlarında görev yapmaktadır. Kendimizi geliştirdiğimiz takdirde önümüzdeki yıllarda 100.000, 150.000 sosyal hizmet uzmanının kamu kurumlarında, kuruluşlarında, STK'larda, gerçek sivil toplum kuruluşlarında, vatansever bir paydada bilgiyle yaşadığımız toplumsal sorunları birlikte çözerek, birlikte karar alarak, süreci yöneterek, kaynakları birlikte paylaşarak daha erdemli, bilgili, refah üretebilen bir bilim ve bilgi toplumuna geçişin kodlarını çözebilecek kapasitede meslek elemanlarıdır. Çünkü cevher işlendiği zaman mücevher olur. Açılmamış kanatların büyüklüğünü hiçbirimiz bilemeyiz. Bundan dolayı tüm yurttaşların kapasitelerinin artırılması ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunması sosyal hizmet sisteminin ve sosyal hizmet uzmanlarının temel görevleridir. Evet sevgili dostlarım, bugün de sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı kimdir, hangi niteliklere sahiptir konusunda bazı bilgilerimizi tekrar gözden geçirmiş olduk. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Başka